Çocuklar merhaba. Sizlerle r sesini öğreneceğiz. Önce birkaç tekerleme bakalım. Marullar tarladan, eren alsın urladan. Urla'daki fareler marulumu yediler. Bir tekerleme daha. Tek tek tekerleme, üstü kaymak şekerleme. Dereye düşme çok soğuk. Söyle bana çar çabuk. Ve son tekerleme. Çocuklar, söylediğiniz tekerlemelerde geçen r seslerini hissedin lütfen. Bir berber, bir berbere, bire berber, gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Şimdi içinde r sesi var mı yok mu bakalım. Radyo. Radyo derken r sesi var. Nar. Nar derken r var. Erik. Erik derken de r sesini söylüyoruz. Köpek. Köpek derken r yok. Çilek. Çilek derken de r sesi söylemiyoruz çocuklar. Araba. Araba derkense r sesini söylüyoruz. Şimdi r başta mı, arada mı, sonda mı bakalım. Robot derken başta. Roket başta. Tarak arada. Ayran arada. Terlik arada. Kartal arada. Biber derken ise sonda. Mantar sonda. Şimdi çocuklar r sesiyle hece oluşturalım. Ar, er, ir, or, ör, ur, ür. Ra, re, ri, ro, rö, ru ve rü. Şimdi r sesi öğrendiğimize göre yazabileceğimiz birkaç kelimeye bakalım. Makarna. Kertenkele. İrem. Onur. Nuran. Eren. Rana. Mert. Kamera. Orman. Ve Atatürk. Şimdi çocuklar r sesinin yazımına geçelim. Öncelikle küçük r ile başlayalım. Küçük r yazarken sadece yaşam alanını, yani ikinci satır aralığını kullanıyorum. Şimdi ise büyük r yazılışına bakalım. Büyük r yazarken birinci ve ikinci satır aralığını kullanıyorum. Yani çatı katını ve yaşam alanını. Çocuklar, r sesinin yazımını da öğrendiğimize göre şimdi birkaç cümle yazıp okuyalım. İri, iri,
Nar. Al. İri iri nar al. Erken kalk. Erken kalk. İrem. Treni elleme. İrem, treni elleme. Şimdi metin okuyalım. O Türk, Atatürk. O ünlü bir Türk. O ülkeyi kurtaran, Türkiye'yi kuran. Atatürk iyi bir komutan. Atatürk'ü iyi oku, anlat. Kırı sesini de öğrendik. Teşekkürler çocuklar.